Çalım sevdalısı artist çocuklar olarak büyüdük hepimiz. Üç kişiyi geçiyorsan madalya senindi. Ne kadar yalnız oynarsan oyunu o kadar başarılıydın sanki. Bak bu algıyı mahalleye kadar indiren hangi gladyoysa futbolumuzun köküne kibir suyu döken de o bana göre. Bir de topa burun vuran kazmalar vardı. Yani topçu olacaksan abi tek bir vuruş tekniğin olacak. Plase. Sonraları tabii o isim ve şekil değiştirdi, ayak içi oldu ama olsun. Topa ya plase vuracaksın ya da sanayiye çırak olacaksın. Marangoza git de ayağını yontsunlar odun diyor. Şimdi topa burun vurulur mu? Vurulur abi. Mal gibi vurulur elin Ronaldo'su. 2002'de ciğerimize ayağını burnuyla vurmadı mı? Hem de pis burun. İşte buradan başlamalı meseleye. Nedir kardeşim bu ayak içi sevdamız? Babalarımız bize topa nasıl vuracağını gösterirken acaba burun vuruşu niye kötü tukaka gösterdi? Ben bir sebep buldum. Şimdi plase vurursanız topa kalecinin üstüne gider. Köşeye gitse kale taşını yerinden oynatmaz. Oynatsa top fazla uzağa gitmiş olamaz işte. Koca arsada top oynuyorsun eski zamanlarda. Şimdi pis burun vursan mesela her şutta taşın yeri değişecek. Ekstra kuvvet harcayacaksın. Arsanın te arkalarına gidecek falan. Yani burun vurma stilinin mahalledeki öncülerinden olmayı başarmış bir topçu olduğunu düşün. Arsanın çayırını epey bir uzağına atacaksın. Vakit kaybı, kuvvet kaybı vesaire. Bence tüm bunları hesap eden böyle ince düşünceli atalarımız plaseyle olayı kurtarmışlar. Bu sistem ve düşünce yapısı ne oldu? Ne yaptı? Mehmet Güvenleri, Ayhan Akmanları zengin etti. Mahallenin beton gibi adamlarını da sanayiye göçe zorladı. Bizim kaderimiz böyle değişti de bir vuruşla. Bir golle dünya futbol tarihinde neler değişti asıl. Ondan bahsedeceğim. Alex Ferguson meselesi gibi yani. Neydi o? Babamız genç futbolcuyken part time takılıyor yeşil sahalarda. Ama bakıyor olacak gibi değil. Cep delik, cepken delik. Diyor ki bu böyle olmayacak. Ben bir Kanada yapayım, Kanada'ya taşınayım diyor. Evrak toplamaya başlıyor. Millete de söylüyor bu sene son diye. Abi o sırada Rangers'a karşı hayatının maçını oynuyor mu Alex Ferguson? Hat-trick yapıyor o maçta. 3 gol birden. İşte o gün yani 23 Aralık 1963'te dünya futbolunun kaderi değişiyor. Niye? Kanada planı iptal, futboldan devam. Sonra neler olduğunu bir düşünün. Sör'ün hocalığı da böyle golle kurtuldu ve değişti biliyor musunuz? 12 Mayıs 1990 gününe kadar tüm Manchester kentinin fikri net. Bu Alex Ferguson'la bu iş olmayacak arkadaş. O günde maç var. FA Cup finali. Crystal Palace'la oynuyorlar. Ama kenti kesmiyor ki o final. Niye? En son 23 sene önce şampiyon olmuşlar. Ferguson'ın da 4. senesi. Yok yani iş nanay gözüküyor. Artık ülkene dön yazıyor gazeteler. İşte o gün uzatmalarda da 113. dakikada gol atıp beraberliği kurtarıyorlar. O gol var ya o gol. İş ikinci maça taşınıyor. 1-0 kazanıyorlar. Sonra kupayı alıyorlar. Hocanın kredisi açılıyor Ferguson'ın. Yani o maç kaybedilse kovulacak olan adam 27 sene mi kaçtı? 27 sene almadık kupa, devirmedik rakip, itibar, ekonomisiyle yeni bir Manchester ortaya çıkarıyor. Yani o gün Hughes 113. dakikada o golü atmasa Ferguson ülkesine dönecek, tarih başka türlü yazılacak. Ya böyle çok hikaye var. Ha, laflayalım hadi biraz bakalım. Siz de bu arada unutamadığınız, kader değiştiren golleri aşağıya bir yazsanıza. Neler vardır kim bilir. Şimdi ben hepsini anlatamam size zahmet. Yazınız. Bir de sponsorumuza da teşekkür edin müsaadenizle. Trendyol Yemek. Efendim siparişi verin. Hele ilk siparişinizse %50 indirim. Mis. Sonra zaten siparişi veriyorsunuz ya. Bir, hızlı geliyor. Daha ne isterim. Sıcak geliyor. İstediğiniz ürün çeşitliliği var. Hamburger, pizza, çiğ köfte ne ararsan yani var. Bir de eğer Trendyol cüzdanını ödüyorsanız efendim zaten sipariş tutarının bir kısmı da sizin hesaba geri geliyor. Kazanıyorsunuz yani. Bunlar güzel şeyler. Linki zaten değil mi? Videonun altına bırakacağız. Oradan siz de sipariş verebilirsiniz. Trendyol'a da teşekkür edeyim. Hadi başlayalım. Güzel insanlar, gol dedik, gol anlatacağız. Golcülerin kralı Batistuta'nın da formasını bir kişiye hediye edeceğim. Retro forma sağ olsun. Dedi ki sana bir Batistuta forması hediye edelim. Dedim ki takipçilerime verdim. Tamam dediler, çok seviniriz dediler. O yüzden bu video böyle kısa bir özetini, kesitini, bir şeyi ne yapsınlar? Story atın Instagram'da. Beni etiketleyin. Ondan sonra retro forma size Batistuta kral golcünün formasını göndersin. Gol dedik madem. Neyse. Gol var, kese savaşı,
Gol var, kestire başı. Hakikaten de ne menem ise çok fazla anlam taşıdığı dönemler olmuştur. İşte meşhurdur biliyorsun, Tanrı'nın eli. Aslında nedir hikayesi? Serhat Halis onu güzel anlatmıştır. 1833 yılının sıcak bir yaz günü. Patagonya'nın biraz doğusunda bulunan Malvinas adalarından gökyüzüne çığlıklar yükseliyor. Adaya yaklaşan büyük gemilerden İngilizler iniyor silahlı. Orada bulunan Arjantinlileri acımasızca öldürmeye başlıyorlar. Ve dünyanın sonu olarak bilinen o Patagonya'nın yanı başında bu ıssız adada Arjantinlilerin yardım çığlıklarını duyan kimse yok. Haber anakaraya ulaştığında artık zaten çok geç. İngilizler dünyanın sonunda Atlantik içindeki bu uzak diyarda Arjantinlilerin varlığına son vermiş, yerine İngilizleri yerleştirmiş. Bu andan sonra ise bu adalar İngiliz yerleşkesi olarak biliniyor. Ve gel şimdi 2 Nisan 1982'ye. Bu defa Malvinas kıyılarında Arjantin gemileri demir almıştır. Bu adalardaki o 149 yıllık İngiliz egemenliğinin sona erdiği ve toprakların artık Arjantin'e bağlı olduğu anlamına gelen bir deklarasyon demek. Üzerinde güneşin hiç batmadığı söylenen o krallığın varisi için kabul edilebilir bir şey mi? Hayır. Böylelikle ne oluyor? İngiltere ve Arjantin Falkland Savaşı'nı başlatmış oluyorlar. İngiltere'nin yanında tabii emperyalist güçler de var. Amerika'sı, Fransa'sı, Birleşmiş Milletleri. Arjantin'e de ambargo üstüne ambargo. En son ne yapıyorlar hatta biliyor musunuz? Fransızlar Arjantinlilere zamanında sattıkları füzelerin kodlarını İngilizlerle paylaşıyorlar. Öyle olunca Arjantin'in İngilizler karşısındaki bütün üstünlüğü de sona eriyor. Bu ihanetle birlikte savaş başladıktan 6 hafta sonra da Arjantin teslim bayrağını dalgalandırıyor. İngilizler 260, Arjantinliler 649 kayıp veriyorlar. Ve 649 Arjantinli askerin bir kısmının cesedine hala ulaşılamamış. Atlantin o serin sularında yok oldular. Arjantin bayrağına sarılı halde dönen askerlerin aileleri şanslı sayılıyor. Arjantin'in dört bir yanına tabutlar gidiyor. Bunlardan bir tanesi de Buenos Aires'e bağlı bir taşra kenti olan Lanús. Lanús ki daha sonra adı ülke çapında ve hatta dünya genelinde bilinen pek çok kişiye sahipliği yapacak. Bunlardan biri, gel şimdi, Diego Armando Maradona. Lanús'ta doğdu, dünyanın en iyisi. Ve intikam için futbol harika bir yöntemdir bazen. 22 Haziran 1986'dayız şimdi güzel insanlar. Meksika'dayız, Aztek Stadı'nda Dünya Kupası çeyrek finali. Bundan 4 yıl önce Malvinas Savaşı'nda karşı karşıya gelmiş İngiltere ve Arjantin. Şimdi bu stadyumda birbirlerine rakipler. Her iki taraf da bunu savaşın ikinci randı olarak görüyor. Ve Maradona işte hepinizin bildiği o golü atıyor. Tanrı'nın eliydi dediği golü. İntikam golüydü bu. O kadar ki Arjantinliler Tanrı'nın eli golü üzerine Tanrı'nın eli kilisesi, Maradona kilisesi böyle kiliseler açtılar ve yeni bir din icat ettiler. Maradona'nın doğum günü 30 Ekim'dir. Noel olarak kutladılar. Maradona'nın İngiltere'ye bu Tanrı'nın elinin yardımıyla attığı golün yıl dönümünü yani 22 Haziran 86'yı da kutsal günü ilan ettiler. Hatta kilise bir adım daha ileri gitti. Maradona adına para bastı abi. Yani bir gol bir milletin manevi huzuru erdirmişti. Anlatabiliyor muyum? Futbol böyle bir oyundu işte. O savaşta İngilizlere yardım eden Fransızlar da yine kaderin cilvesi mi dersiniz, ne dersiniz? Ben böyle şimdi suna yakına bağladım bayağı ama neyse elle attıkları gollerle o burunları yere düştü. 2010'da hatırlarsınız İrlanda ile oynarlarken Dünya Kupası'na gitme maçında çok zorlandılar. İyi gitmiyordu işler ve Thierry Henry eliyle topu bir güzel düzeltti paşam. Asistini yaptı ve hileli o golle Dünya Kupası'na gittiler. Şimdi Henry'nin kaderi ise çok değişti o golden sonra. Saygı duyulan herkesin bayıldığı bir adamdı. Bir anda nefret ikonuna dönüştü. Dünya futbolunun pisliği ilan edildi. Öyle ki bu golden sonra mecburen Amerika'ya gitti. Avrupa futboluna veda etmek zorunda kaldı. İşte bir gol deyip geçemiyoruz. Evet nasıl atıldığıyla, şekliyle çok ilgiliyiz doğrudur. Mesela Rovesciata golü değil mi? Nasıl çıktı tartışılıyor tabii işte. Kimisi diyor ki Juventus'ta Parola diye bir futbolcu vardı. 18 yaşındayken Fiorentina'ya öyle bir gol attı. İlk Rovesciata golü onun. Bisiklet vuruşu biliyorsunuz Türkçesi. Niye öyle dediler? İşte Parola çünkü aynı zamanda bisikletçiydi. Yani gidin işte Gölgede ve Güneşte futbol kitabı var biliyorsunuz Eduardo Galeano. Ona sorun Şilili Unzanga'nın böyle sırtı yere dönük ayakları havada. Ani bir makas hareketi yaparak topu da arkaya vurarak gerçekleştirdiğini yazıyor. Arjantinli gazeteci Barraza'nın
araştırmaları bu akrobatik hareketin Peru'dan, Peru'nun liman kentinden, Callao'da Afrika kökenli bir Perulu tarafından İngilizlerle oynuyorlarmış, denizcilerle orada yapıldığını öne sürüyor falan filan da. Bunlar önemli. Ama işte manası derin, kaderi değiştiren goller daha anlamlı değil mi? Biz de onu konuşuyoruz. Şimdi Manchester City'nin o malum son golü nerenle atarsan at ne önemi var yani? 44 senedir şampiyonluk yok, düşün. Alamamışsın kupayı. Son maç içeride rakip zayıf. Queens Park Rangers'da değil mi? 1-0'da öndesin ama adamlar sen rehavete kapılınca tak iki gol atıyorlar. Yenik duruma düşüyorsun. Ulan dakikalar geçiyor, yükleniyorsun. Olmuyor, atamıyorsun golü. Şampiyonluk elinden kayıp gitmek üzere. Dakika artık 90. Bir de sen olamazsan ne olacak? Ezeli rakibin. Manchester'ın kırmızı yakası şampiyon olacak. Dördüncü hakem kaldırıyor 5 dakikalık uzatmayı gösteren tabelayı. 3 dakika daha geçiyor sonra sende yine tık yok. Ve 94'te beraberliği yakalıyorsun. 95'te galibiyet golünü atıyorsun. Şimdi City o şampiyonluğu almasa neler olabileceğini bir düşünün. Yani orada golün çeşidinin bir önemi yok, türünün bir önemi yok. Ama tabii bu yine sahanın içinde bir kader. Hani Milan maçında Ümit Davala penaltıyı gole çevirmese Galatasaray UEFA'da yoluna devam etmeyecek, kupayı alamayacak haliyle, Süper Kupa'da olmayacak. Fatih Terim belki Fiorentina'ya, Milan'a hoca olamayacak. Belki bambaşka bir kaderle imparatora dönüşemeyecek de diğer hocalar gibi Anadolu turuna çıkacak. Çok acayip işler yani. Ama dedim ya, daha da acayip bir sahanın dışında da bir kaderi etkiliyor olması. Meşhur bir hikayedir ya, Escobar. Ya bir gole ne fatura ödemiştir adamcağız. Canını aldılar ya. 94 Dünya Kupası ki benim de hatırladığım ilk turnuvadır. Yaşadığım travmaya bak. Abi tuttuğum takım da Kolombiya çünkü. Şaşırmayın. Yani o işten anladığım o yaşlarda belliymiş. Pele'ye soruyorlar o zamanlar. Favorim Kolombiya diyor. Düşün yani. Ama tabii daha ilk maçta Romanya bir üçledi bunları. İkinci maç işte mezunun patladığı maç Amerika'yla. Soldan orta geldi. Escobar ayağını uzattı. Kaleci işte kontrpiyede kaldı. Kendi kalesine gol oldu. Ne yapsın? 2-1'de yenildiler. Elendiler sonra. Maçtan sonra çıktı Escobar. Ne yapayım dedi ya, dünyanın sonu mu? Sonuçta hayat devam ediyor dedi. İroniye baksanıza. 10 gün sonra bir barda çapraz ateş açıyorlar. Öldürüyorlar adamcağız. Niye? Kuvvetli rivayete göre Kolombiya milli takımına bahiste dünyanın parasını yatıran karteller oldu diye. Uyuşturucu karteli futbolla kol kola girmiş meğersem. Rant elde ediyorlar. Aslında herkes o kadar farkındaymış ki işin. Mesela küçük yeğeni Escobar'ın o golü izleyince eyvah demiş. Onu öldürecekler. Biz tabii yıllar içinde öğrendik neyin ne olduğunu. Bir baktık ki Pablo Escobar diye bir adam Medellin'de ortağıyla takım kurduruyorlar kendi evlerinde. Maç yaptırıyorlar. Üstüne de bahis döndürüyorlar. Anders Escobar rahmetli o mevzuları bilen biriymiş meğersem. Ve aslında daha evvel bir golle de hayatlarını kurtarmıştı koca bir takımı, biliyor musunuz? Anlatmıştım daha evvel aslında ama. Şimdi bu Escobar'ın takımı var, Nacional. Pablo olan Escobar'dan söz ediyorum. Bunlar Libertadores Kupası finaline kadar çıkıyorlar. Finalde rakip Paraguay'dan Olimpia. Tamam. İlk maç 2-0 adamlar çakıyor baba. Rövanş maçı Kolombiya'da. Tribünde Escobar da var. Abi maç 2-0 bitiyor mu? Hop, penaltılara gidiyor. Nacional'in ilk penaltısını işte Anders Escobar, o atıyor. Bir adamlar atıyor, bir bunlar atıyor sonra. Bir bunlar kurtarıyor, bir adamlar falan. Tribünü bir düşün. Pablo Escobar orada. 200'den fazla adamı infaz etmiş Velázquez Vázquez orada. Ölürsün ya. Neyse ki sonunda Nacional kazanıyor da herkes derin bir nefes alıyor. Sonra işte soyunma odasında kaptana haber geliyor. Escobar sizi çiftliğine bekliyor. Ne oluyor biliyor musun? Pablo Escobar çıkıyor bir kamyonun üstüne. Hediyeleri topçulara atıyor abi. En büyük ödül de hocanın oluyor ha. O güzel ilişkiler işte benim hayran olduğum Kolombiya milli takımının kapısını açıyor ona. 94 Dünya Kupası'nda takımın başında Maturana var. Takımın yarısı da nereden? Nacional'den işte. Ama işler kötü mü gitti? Bizim bahis kuponu yattı, çat, öldürün. Çünkü adetleri bu. Kali karteli yok mu hani dizinin 3. sezonu diyeyim, anla sen. Onun takımıyla bu Pablo'nun 2 maç yapıyorlar. Hakemi beğenmiyor ama bizimki. Hani bizde de der ya, spor yorumcusu ince ince doğradı falan. O hesap. Abi Pablo diyor ki öldürün onu. Hakem kısa bir süre sonra öldürülüyor. Adamın gücü bu yani. Olay bu. Anders Escobar'ın başına gelen de bu. Neyse uzatmayayım, daha neler neler var da şimdi bir gol daha dersem bu sefer ben tehlikeye gireceğim. Orçun böyle çünkü bitir bitir diyor. Montajda zorlanması. Tamam be, tamam. Allah Allah. Bunun devamını çekeriz ama. Çünkü
Çok var bu mevzuda hikaye. Tamam? Hadi eyvallah.